Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Yazanlar Arasında programında. Bugün Kırşehir'deyiz. Sevgili Soner Demirbaş'la konuşacağız. Kırşehir'de kitap fuarı vardı. Biz de bu kapsamda kitap fuarında bir söyleşi gerçekleştirdik. Buraya gelmişken bu kentte yaşayan bir şair Soner Demirbaş. Onunla da sohbet etmek istiyoruz. Koruda Söylenen isimli yepyeni şiir kitabın Ayrıntı Yayınları tarafından okura ulaştırıldı. Bugünlerde kitapçı raflarında görmeye başlıyoruz bu kitabı. 25 yıllık bir serüvenim var. Dergilerde şiirlerini görmeye başladığımız. Sonra elbette kitaplar geldi. Bize bu serüvenin başlangıcını anlatır mısın? Nasıl olmuştu? Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Kırşehir'e, Neşet Ertaş'ın merkezine. Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ne aynı zamanda. İlk yazılarım 1994 yılında senin de bildiğin Haftalık Ekspres dergisinde yayınlanmıştı. Evet. Ama senin de sorduğun soru özelinde şiirler, tabii ki şiir çalışmalarını, okumalarını daha önceden yapıyordum ama ilk şiirlerim 1998 Temmuz ayına denk gelir. Ve tesadüftür, hani hep ilk şiirlerim şu ya da ilk şiirim şu dergide diye açıklar ama benim ilk iki şiirim aynı ay, yani 1998 yılında biri Bahçe'de, biri de o zaman yayınlanan Öküz dergisinde yayınlanmıştı. Şimdi bu dergileri tabii ki edebiyat tarihçileri ya da edebiyata emek vermiş insanlar dışında hatırlayan olmaz. Çok kıymetlidir bir şairin, genç bir şairin bir dergide şiirinin yayınlanması, özellikle de Anadolu'da bir kentte yaşıyorsa. Çok büyük heyecan vermiş olmalı. Evet, o heyecanı ben zaten şu anda dahil. Senin de içerisinde bulunduğun K olsun, sadece şiir dergisi olsun, yazdığım diğer dergiler olsun, yayınlanan her şiirimin yayınlandığı ay ilk şiirim yayınlanıyormuş gibi heyecanı yaşıyorum, yani o heyecanı kaybetmedim diyebilirim. Evet, Dingin Lirik 2002 yılında yayınlandı. Kitaplaşması ve kitabın okurlara ulaşması çok kıymetli bir şeydir. Akabinde 2004'te seyir defterine yaklaşık 7 yıl ara verdikten sonra bir de Yaz isimli bir kitap yayınladın. Peş peşe ve aralıklı kitaplar yayınlamak, şiir sende nasıl meydana geliyor, nasıl oluşuyor, nasıl birikiyor? Kendi poetikanla ilgili neler söyleyebilirsin bize? Evet, şiir yazan bir kişinin kendi poetikasıyla ilgili kuramsal açıklamalarda bulunması öncelikle zor, evet. Olanaksız değil. Çünkü ben senin de bildiğin gibi şiir üzerine yazdığım yazıları da kitaplaştırdım. Birisi Şiir ve adında 2011 yılında, diğeri de Şair ve adında 2019 yılında yayınlanmış şiir üzerine yazdığım kendi şiir teorimi, bakış açımı, şiirin nasıl olması gerektiğini ya da nasıl olmaması gerektiğini belki de edindiğim poetik birikim, okumalarım, deneylerim, yaptığım çalışmalar vesaire bağlamında oluşturduğum bir şey. Yani bu şey olarak algılanmasın. Kendi şiirini zaten şiir etiği, şiir kültürü, şiir yazan bir kişinin kendi şiirini açıklamayı doğru kılmaz, doğru bulmaz. Onu okurlar açıklayacak. Ama dediğim gibi bu hem yaşamın kendisinin getirdiği işte açmazlar, çıkışsızlıklar, olumsuzluklar, kimi zaman olumluluklar vesaire. Yani işte şairin yaşamdan beslenip oradan aldığı şeyleri işte çağının tanıklıklarını hem poetikasına hem şiirlerine hem ürettiklerine yansıtması elbette kaçınılmaz. Ya zaten olması gereken bir şey. Bununla birlikte kendi okuma sürecimde bu son şiir senin de bahsettiğin az önceki gibi, evet, koruda söylenende de anlaşılacağı gibi belli bir izlek çevresinde, çerçevesinde kendi okuma serüvenim, bu gerek şiir olsun, gerek şiir poetikası olsun, edebiyat kuramı olsun, gerekse edebiyatın ve sanatın diğer dallarında olsun, diğer disiplinlerde olsun, edindiğim şeylerin bir şekilde kendi estetik süzgecimden geçirerek oluşturmaya çalıştığım, yapmaya çalıştığım, kurmaya çalıştığım, işte daha önce yan yana gelmemiş kelimelerin çatılarak yan yana getirilerek farklı çağrışımlara kapı aralamasını, olanaklarını arayan bir çalışma yapmaya çalıştım. Evet. Bu çalışmalar da devam ediyor diyebilirim. Zaman mabettir, zamanın kendisi ve mekan. Bu alıntıyla başlıyor kitap. Ursula
Le Guin'in alıntısıyla zamanı ve mekanı odağlayan bir yapıt oldu koruda söylenen. Bu kitabın oluşum sürecinden de bahsetmenizi istesek. Evet, az önce sen dinginliklerinden de bahsettin. Bütün kitapların bende oluşma süreci hani şey değildir. Şu tarihler arasında şu kadar şiir yayınlanmıştır. İşte bu şiirler toplanır, kitap olur. Bende hiçbir zaman öyle olmadı. Bütün kitaplarımda, bu kitaptan önce de Deva vardı, onu da anımsayalım. Belli bir izlet var. Yani hepsinin bir teması var. Gittiği bir yol var. Aradığı bir yol var belki de. Yani o şiirler, o dizeler ya da kitap bütünündeki o şey tesadüfen bir araya gelmedi. Evet. Burada da senin de söylediğin gibi bir tema üzerinde yoğunlaştı ki benim bu kitaba girmemiş ama yayınlanmış şiirlerim de var. Ama bu kitapta bu şiirler, bu şiirlerin şu an bu zamanda kendi mekanında bu şekilde olması gerekiyordu. Bunun çalışmasını yaptım. Sonrasında tabii ki işte kitap aşamasında da güzel bir editörlük çalışmasıyla kolektif, yani şiir yazana kadar, yayınlanana kadar sen de biliyorsun, yazan kişiye ait ama yayınlandıktan sonra, yani size, okura ulaştıktan sonra okurun artık oluyor, okurun tabii. Oluyor. Okurun dünyasındaki dolayısıyla yankısıyla aslında şiir büyüyor ya da kendi içine dönüyor. Evet. Yani sonuçta da işte kolektif bir çalışma aşamasından sonra da kitabımızı 7 yıl aradan sonra ağır ağır, usul usul, acele etmeden, biriktirerek, kimi zaman eksilterek, kimi zaman eklemeler yaparak sonuca ulaştırdık diyebilirim. Zaman bir metafor zaten. Aynen. Burada da. Ruhunun sonsuz yuvası içinde görkemli çakır dikenleriyle hayatın kozasını örüyor çalılıktaki serçeler. Silginin adının silgi olması gibi kalemin adı da yazgı olsaydı diyor. Kılı kırk yararak ilerleyen şiir. Elbette şiir kılı kırk yararak ilerleyerek yazılıyor. Ve sonunda bir bütünlüğe ulaşırsa okurda da bir karşılık buluyor. Koruda söylenene geri döneceğim ama çeşitli edebiyat ödülleri de kazandın. Ödüllerin bir şairin yaşamındaki yeri nedir? Sana bu kazandığın ödüller ne sağladı? Neden uzaklaştırdı seni? Sen de biliyorsun Türkiye'de ödüller ve ödül kurumu, hele hele şiir ve edebiyat alanında çok tartışmalı ve iki yanı keskin bir bıçak gibi adeta. Evet. Bazen tehlikeli bir durum olabiliyor. Ama benim az önce de söylediğim gibi gerek şiirlerimi kurarken gerek kitapları okurlara ulaştırma aşamasında hedefim, amacım işte şu ödül almak, işte şurada derece yapmak gibi bir şey değil. Ama sonuçta yayınlandıktan sonra bazı kitaplar bazı ödüllere gerek yayın evleri aracılığıyla olsun ya da gerek o kitabı oluşturan kişi tarafından olsun gönderiliyor. Bu beni kendi aldığım ödüller bağlamında özelinde söylüyorum mutlu etti. Yani şöyle bir güzelliği var, örneğin bir önceki kitabım Deva 2018 yılında Arif Baş Şiir Ödülünü aldı. Evet. Sonrasında ben o şiir ödülü jürisinde ya da seçici kurulunda yer aldım. Böyle bir güzelliği yaşıyorum. Ne yapıyorum? İşte daha çok şairlere, daha çok yeni isimlere o seçici kurulda bulunmanın heyecanıyla, ben ödülü almaktan çok örneğin o ödül kurumunda bulunup daha yeni şiirlere, yeni kitaplara ulaşmanın ya da benim yaşadığım heyecanını diğer yazan arkadaşların da yaşaması bağlamında ortak bir ortamda, bir atmosferde bulunmanın heyecanını yaşadım diyebilirim. Evet. Şimdi kitaptaki şiirlere baktığımızda bolca epigraflarla ilerlediğini görüyoruz. Şairlere ve yazarlara atıflardır diyebiliriz bunlar. Mesela Haydar Ergüden'in Bir Bozkır Gibi Yalın, Çıplak ve Sert dizesini ödünç almışsın, epigrafta evet. Kullanmışsın. Bir şairin beslenme kaynakları da sorulur. Şöyle kitaplığına bir göz atacak olsak hangi şair, hangi yazarlarla karşılaşırız? Aslında bunu şu an burada saymak çok zor çünkü evet. Gerek Türkiye'deki Türk edebiyatı olsun, gerek işte Avrupa edebiyatı olsun ya da dünya edebiyatı olsun, sevdiğim, takip ettiğim, çıktığında okumak istediğim, aldığım birçok şair var. Yani başucu şairlerim de var elbette. Burada isimleri de geçiyor zaten. Onları şu an anmayayım, belki okurlar görsün ama sadece şairler yok. Senin de dikkat ettiğin gibi yani öykücüler var, romanlar var, romancılar var ama isimleri nedeniyle yok. Yani bu kitap özelinde senin de söylediğin alınlıklar o alınlıkların isimleri anlamında değil, ürettikleri eserler bağlamında
orada yer alıyorlar. O da kitabın temasından kaynaklı bir şey. Ama şöyle de bir şey var. Biz onu yayın evi editörümüz sevgili Emirhan Oğuz'la da konuştuk. Yani bu alınlıklar olmasa da o aynı şeyi, hissiyatı, çağrışımları yapacak nitelikte şiirler o kitapta yerlerini aldı. Ama bütünsel olarak baktığımızda zaten okurlar onun nedenini de görecek diyelim. Evet, derinlemesine okuyabiliriz. Senin tesadüfen de olsa açtığın az önceki şiir ve alıntıda zaten Eskişehir'de yazılmış bir şiir. 2019'da Eskişehir Uluslararası Şiir Buluşması'nda birlikteydik. Evet, sevgili Haydar Ergülen organizasyonu yapıyordu. Orada ilk nüveleri oluşmuş bir şiir. Hani sen sordun ya işte bazen bulunduğunuz ortam, mekan, yaşadığınız zaman... İletişim halinde bulunduğunuz insanlar, okuduğunuz kitaplar, yapıtlar, eserler ya da diğer disiplinlerle ilgili ilişkileriniz zaten bir şekilde yaptığınız çalışmalara yansıyor. Senin de andığın şiir tesadüfen o şiirlerden birisi. Ağaçtan düşen yapraklar gördün sarı, rüzgarın savurduğu zihninden akıp giden, günlerin alacasında mavi ve yeşile çalan, gözlerine dokunurken eşyanın biçimine. Aklına düşen isimli şiirden bir dörtlük seslendirmeye çalıştım. Not defterlerim var mı? Var. Not defterlerini mi notlar alarak? Kurşun kalemle çizgisiz kağıda halen yani ilk çalışmalarımdan beri. Yani dergilere de gönderme daha önce biliyorsun hep mektup şeklinde gönderirdik bu dijital auranın içerisine girmeden önce. Ama ben hala kurşun kalem ve çizgisiz kağıttan kopmadım. Bütün çalışmalarımı kurşun kalemle çizgisiz kağıt üzerine yaparım. Eskizlerimi yaparım, çalışmalarımı yaparım. En son aşamada yani dergilere ya da işte kitap bütünlüğünde yayın evine gitme aşamasında bilgisayar ortamında geçer. Evet. Koruda söylenen de Soner Demirbaş, Uzak Bozkır'daki rüzgar türlerinin ev ve insan içlerine taşıdığı lirik patlamaları, sonsuz ve acımasız zamanın hafıza sandıklarında gizli evrensel imaları bir kez daha aşikar ediyor, diyor yayın evi bu kitapla ilgili. Biraz daha açmanı istesek. Onu açmak için kitabın sayfalarını açmak gerekiyor diyelim sevgili Serkan. Hakikaten yani o kitap içerisindeki bütün şiirlere bakıldığında, zaten sevgili editörümüz de çok detaylı, çok ince, harf harf inceleyerek hem yayın evi editörümüz hem kitap editörümüz üzerinden geçtiler. Böyle bir süreçten geçti, böyle bir birikim aşamasından geçti ve sonuçta bu oluştu. Ben şu an bunu çok açıklamayı şey bulmuyorum, bir okurlar yorumlasın diyorum yani. Mekanı da irdelediğin için Bozkır'da bir mekan olarak değerlendirmek gerekirse, koruda söylenene Bozkır'da işlemiştir değil mi? Kırşehir'in kesinlikle doğası, zaten evet yaşamı. Şiirlerin bazı şiirlerin içerisinde kelime olarak da Bozkır geçer ama Bozkır sadece işte bizde ya da sözlükte çağrıştı ya da coğrafi terimlerde çağrıştırdığı anlamıyla değil, senin de bildiğin gibi bazen bambaşka bir metafor, bazen işte oradaki yanında bulunduğu kelimelerle, dizelerle ya da şiirin bütününe baktığınızda bambaşka zaman, yani bulunduğunuz zamandan ve mekandan da sizi ya da okuru bambaşka zaman ve mekanlara da taşıyan bir özelliği olabilir diyebilirim. Ama sonuç olarak Kırşehir'de işte Bozlağan memleketi, Bozkır diye anılır. Neşet Ertaş'ların, Muharrem Ertaş'ların, onların çığlıklarının, onların sevgilerinin, aşklarının, isteklerinin, açmazlarının dillendirildiği, bunları seslerine yansıttıkları, türkülerine yansıttıkları Bozkır. Bozkır'da zaman olarak da belki algılanabilir kitabın bütünü. Koruda söylenen Soner Demirbaş'ın Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan yepyeni kitabı. Okuru bol olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizi Kırşehir'de ağırladığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Bu kitaptan bir şiir dinleyerek programımızı bitireceğiz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Düz yazısal. Zaman nedir? Günler ne? Yaralardan bir yara. Hilmi Yavuz. İçine düştüğün bu çağa rağmen hakikatini bulabileceğin yeni bir çağ aramaktasın. Düz enlemeli kelimelerin dip bucağında, şimdi üzerine oturduğun bu yanlış bilinç eritmekteyken bütün benliğini, an be an arı düşüncen ıralayacaktır belki de seni. Metalaşan dünyanın şeyleşen niteliğinden ve ardı sıra yeniden taşın altına koyacaksın elini gecenin alnındaki fer dahilinde.
Yapı taşların olacak yanlış kuyulardan su çekmek yerine dipsiz kuyuların belleğinde yer alan, ışığını arayan ağır aksak günlerin 42. yağmurlarında ıslanarak döneceksin sırtını. Yakınmadan bu acımasız, bu gaddar, bu uslanmaz, bu durdurak bilmez ve bu kayıtsız hayatın katlanılmaz imkanlarına kalbinin ritmiyle çarparken zaman, rüzgarın savurduğu kül ve arz ile. Adın, gölgen, insana karışıklığın çağrıştırır şiirini, katıksız gülüşün anlama meylederken ve kağıt üzerindeki ormana yürüyüşün vesile olur kaleme maruz kalır en genel yansımaların gerçekliğinde, zihnindeki bilinç ağacının kovuğundaki koyutlukta kavuşursun yine hakikatine. İçine düştüğün bu düz enlemeli çağa rağmen yeni bir çağ aramaktasın. Hakikatini bulabileceğin dipsiz kuyuların belleğinde yer alan yapı taşların olacak yanlış kuyulardan su çekmek yerine insana karışıklığın adın, gölgen ve kağıt çağrıştırır şiirini anlama meylederken katıksız gülüşün.